Doktor McWheely. Aa, bakın, ev yanıyor. İtfaiye arabaları yangının üstesinden gelebilirler. Su ve köpük ile ateşi söndürecekler. Olamaz. Püskürteçlerin biri düzgün çalışmıyor. Köpük yerine su püskürtüyor. Büyük yangınları söndürmek için su yetersiz kalabilir. Doktor McWheely'ye gidelim. O bize yardım eder. Burası onun tamirhanesi. Arabaları burada tamir ediyor. Ve işte Doktor McWheely de geliyor. Merhaba itfaiye arabası. Neyin var? Püskürteçten köpük yerine sadece su mu çıkıyor? Nedenini bulmaya çalışalım. Aracın dışında hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Bu bölmelerin içinde ne var? Kürek, kaz ayağı, balta, kerpeten ve hortum. Tam olması gerektiği gibi. Aracın üstünde uzatılabilen bir merdiven var. Bunun yardımıyla itfaiyeciler yüksek yerlere de ulaşabilirler. Bu püskürteçten de köpük çıkması gerekirdi. Püskürteç düzgün çalışıyor gibi. Su ve köpük karışımı bulunduğu tanklara bir göz atalım. Tanklar buradaymış. Nasıl çalıştıklarına bir bakalım. Bu su tankı. Diğer tankın içerisinde de köpük solüsyonu var. Bu küçük motor çalıştığında su borulardan geçerek püskürtece yollanıyor. Diğer motor da köpük solüsyonunu itiyor. Köpük solüsyonu su ile karışınca gerçek köpük oluşuyor. Aslında olması gerekenler bunlar. Ama köpük solüsyonunu boruya yönlendiren motor bozulmuş. Bakın, burada bir tür pervane var. Ama bazı yaprakları kırılmış. Kırık parçaları çıkartalım. Şimdi çalışıyor mu? Evet. Ama solüsyon daha basınçlı akmalı. Yeni bir pervane takalım. Aynen böyle. Motoru çalıştıralım. Harika. Köpüğün güzelliğine bakın. İnsan canı içine atlamak istiyor. Ha ha, süper. İtfaiye arabası artık köpük püskürtebiliyor. Aracın üst kısmını monte edelim. Bu arada tamirhanede tertemiz oldu. İtfaiye arabaları çok ilginç araçlardır. Şimdi gidip yangınları söndürebilir. Harika bir iş çıkardın Doktor McWheely. Hoşça kal. Görüşmek üzere.